Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle karşılıklı kalplerden oluşan güzel bir saç bandı çalışması yapacağız. Bandımızı ben şişle çalıştım. Haroşa örgümü kullandım. Çok çok kolay bir çalışma. Artma ve eksilme yapacağız. Hemen bir günde bitecek, hatta bir günde birkaç tane bile örebileceğimiz güzel kolay bir çalışma olacak bu çalışmamız. Hemen şöyle bakacak olursak, bakınız karşılıklı iki tane kalpten oluşmakta ve tam başımızın üzerine. Dilerseniz yan tarafa doğru da şöyle bir dikiş atarsanız kullanabilirsiniz başın. Kulak tarafına doğru da isterseniz şöyle de kullanabilirsiniz. Tamamen zevkimize göre baş üzerine yerleştirebilir. Burada şu uçtan başladım. Artışlarımı yaptım. Belli bir artışa ulaştıktan sonra kalp şeklini vermek üzere tekrar eksilmelere başladım. Yeniden artışlarımı yaparak bu ara uzunluğu ördüm. Bu ara uzunluğu hangi yaş grubu için öreceksek, çocuklarımız için öreceksek, biraz daha küçük büyük yetişkin baş ölçüsü için öreceksek daha uzun olmalı. Ve şuradaki en kısmı da yine dilerseniz birazcık daha ilmek sayısını büyütebilirsiniz. İpiniz ince ise verdiğimiz ilmek sayısı yaklaşık yarım santim kadar kısa olabilir ama çok da önemli değil. Dilediğiniz gibi, yani bu arayı istediğiniz şekilde uzunlukta örebilirsiniz öreceğimiz yaş grubuna. Başlarken ördüğümüz bu kalp kısmını tam tersi işlemlerimizi yaparak diğer tarafa doğru da örerek 3 ilmekle bitiriyoruz ve sonrasında tepe noktamızda uç kısımlarından birleştirerek bu güzel bandımızı oluşturuyoruz. Evet, şöyle gayet kolay ve şık olan bandımızı sizlerle birlikte örmek için ben hazırım. Sizler de hazırsanız hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bandanımı orta kalınlıktaki iple örüyorum. Kartopunun No.1 ipiyle ve şiş olarak 4,5 numaralı şişimi kullanıyorum. Sizler dilediğiniz ip ve şişlerle örebilirsiniz. Biraz daha bebek yünleriyle örecekseniz 3-3,5 numaralı şişleri tercih edebilirsiniz. Şöyle bir tane düğümümü atıp ilmeğimi şişe takıyorum. Bir düğüm de kendi üzerinde atıyorum. Şöyle sağlamlaşsın. Bir tane ilmek oldu. Parmağıma doluyorum. Şu şekilde, bakınız sanki sarar gibi yeni başlayan arkadaşlarımız için. Birinci ilmeğimi şişe bağladım. Sarıyorum. Ve şişimi böyle alttan geçirerek bir ilmek daha çıkarıyorum. İki tane ilmeğim oldu. Tekrar bakın, elimi iç kısmında alttan geçiriyorum. Takıyorum. Bir ilmek daha. Toplamda 3 tane ilmeğim oldu. 3 ilmekle bandımıza başlıyoruz. İlk ilmeğimi şu şekilde alıyorum ki çıkmasın. Şöyle bakınız, buradan alırsam boşalır ilmeğim. Onun için içten giriyorum. Şöyle de yaklaştırıyorum ve örüyorum. İkinci ilmeğimi yine örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle biraz bağladığım için epey sıkışmış. Şöyle hemen rahatlatıp alıyorum. Önce rahatlattım. Bakın, önden çıkarıp sonra ters olarak örüyorum. Üç tane ilmeğimi ördüm ve şöyle sıkıştırdım. Bakın, çok gevşek olmasına müsaade etmeyelim. Düzgün dursun. Şimdi 3 ilmekle örmeye başlıyorum. İpim bu yönde, sağ tarafta. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişi ipimin altından şöyle alıp üste geçiriyorum. Birinci ilmeği boşaldım. Alttan girip ipimi üste tutuyorum. Ve ikinci ilmeğimi örüyorum. Son ilmekten önce de yine aynı. Şişimi ipimin şöyle altından girdirip ipimi üzeri alıyorum. Ve son ilmeğimi ters örüyorum. Burada boşaltmayalım ilmeğimizi. Toplamda 5 tane ilmeğimiz oldu. Birer artışımızı yaptık. İlk ilmeğimden sonra arttım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Son ilmeğimden önce yeniden arttım. Bir sırada arttım. Diğer sırada artış yapmıyorum. Hepsini birer birer örüyorum. İlk ilmeğimiz boş. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hepsini örüyorum. Arttığım ilmekleri. Son ilmeğimizi mutlaka ters örelim. 5 tane ilmeğim oldu. Çeviriyorum.
Yeniden artış yapıyorum. Bir artırıyoruz, bir yüzde örüyoruz. Bir yüzde artırıp bir yüzde örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden boş alıyorum. Altından geçiriyorum. Ve artışımı yaptıktan sonra aradaki ilmeklerimi örüyorum. Son ilmek öncesi şişimi yine ipimin üzerine alıyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum ve toplamda 7 ilmeğim oldu. 2, 4, 6 ve 7. Bir sırada arttım. Bu sırada artış yapmadan birer birer örüyorum. İlk ilmeğim boş. Arttığım ilmeği diğerlerini haroşa olarak örüyorum. Artış yaptığım ilmeğim ve son ilmeği mutlaka ters. İlk ilmek boş, son ilmek ters. Birer birer arttım. Arkasını çeviriyorum. Bu sıra tekrar artış sıramız. İlk ilmeğim örmeden. İkinci artışımı yaptım. Arayı düz örüyorum. Sondan bir önceki ilmeğe gelince yine artışımı yaptım. Son ilmeğimi ters örüyorum. Bu sırada arttım. Diğer sırada hepsini birer birer örüyorum. Düz örüyorum. Haroşamı düz yönden örüyorum. 3 ilmekten toplam 17 ilmek olana kadar bu şekilde örüyoruz. Çeviriyorum. Yine artış yapacağımız sıra kaç tane olmuş ilmeğimiz? 2, 4, 6, 8, 9. Şimdiki artışlarımızla birlikte 11 olacak. Artıyorum. Son ilmeğim ters. Çeviriyorum. Sırayı düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan. Ters örüyorum. Ve sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Toplam 17 ilmek olana kadar örmeye devam edelim. 17 tane ilmek sayımıza ulaştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Her iki yönden artışlarımızı yaptım. Şu şekilde ve 17 ilmeğimize ulaştık. Şimdi 4 diş haroşamızı örmeye başlayalım. Bakınız şöyle 17'ye ulaştıktan sonra 1, 2, 3, 4, 4 tane dişimizi örelim. Artış yapmıyorum. Kalp görünümünü kazandırıyoruz. Dört dişimizi örerek. Son ilmeğimiz bitene kadar ters. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine ters örüyorum. Ve bu şekilde 4 dişimizi tamamlayalım. 4 diş haroşamızı ördük 17 ilmek olarak. Şimdi şu uç kısmında gördüğümüz daralma kısmını örmeye başlıyoruz. Her iki yandan birer birer eksilme yapacağız. 15, 13, 11 ve 9 olana kadar eksileceğiz. Bir sırada eksilip bir sırada öreceğiz. Aynen artmış olduğumuz işlemde yaptığımız gibi. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi aynı anda örerek kesiyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Dokuz ilmek kalana kadar
işlemimizi tekrar ediyoruz. Her ikisini aynı anda alıyorum. Şöyle şuradaki ilmeğimizi rahatlatalım. Son ilmeğimi ters örüyorum. Arkada işlem yapmıyorum. Bir sırada işlemimiz var, bir sırada yok. Boş alıyorum. Sona kadar ördüm. İlmeğimi ters ördüm. Yeniden kesme işlemini yapacağım. Sıradayım. Her ikisini aynı anda alıyorum ve devam ediyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Son ilmeğim ters. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Arkada işlem yapmadan birer birer örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi kesiyorum. İkisini yine hem başta hem sonda kesiyorum ters. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 11. Arkayı tamamını örüyorum. Çeviriyorum. İkisini birlikte örüyorum. İkisini yine hem başta hem sonda kestiğim için kesiyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum ve sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane ilmek sayısına ulaştım. Arkadan ve buradaki istediğimiz güzel şeklimizi verdik. Tamamını ördüm. Evet, şimdi 9 ilmeğimize ulaştık ve hepsini ördük. Şöyle görmenizi istiyorum. Buradaki kısımdayız. Şimdi tekrar artışlarımıza geçeceğiz. Şöyle görelim. Artışlarımıza geçip yine her iki yandan bir sağdan bir soldan artışımızı yapacağız. 11, 13, 15 ve 17 değil. Artışlarımızı her iki yönden artırıp daha sonra 17 ilmek üzerine arayı istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi artma işlemine geçebiliriz. Hemen artıyorum. Bakınız, dilerseniz şu şekilde, dilerseniz şu şekilde. Ben örgümü de bu şekilde aldım. Sizin örgü yönüne göre de değişecektir. 9 ilmek olduktan sonra artışlarımıza geçtik. Son ilmekten bir önce alttan alıyorum. Son ilmeğimi ters çeviriyorum. Tekrar genişleme işlemimize başladık. Son ilmeğim ters. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 oldu. Bakın, hemen birer birer arttığımız için bu sıramızda yeniden artıyorum. Şu şekilde alıyorum. Tekrar bir artış daha yapıp ters örüyorum.
artışlarımızı yaparak 17 sayısına ulaşalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Toplamda 17 ilmek sayısına ulaştım. Şimdi yapacağım işlem artma, eksilme hiçbir şey yapmaksızın dümdüz örmek. Dümdüz haroşamızı örüyoruz. Öreceğimiz kişinin baş ölçüsüne göre, daha küçük çocuklarımız içinse birazcık daha küçük olmalı. Bu yetişkin ölçüsüne göre ördüm. Bir baş ölçüsü. Sizler tabii daha küçük çocuklarımız için ya da farklı saçlar için, saçlar kabarık olunca biraz daha büyük başlayabilirsiniz. Yani devam edebilirsiniz örmemize. Evet, bu şekilde şimdi dümdüz örelim. Sonrasında bu işlemimizi tam tersine çevirerek yapıyoruz. Yani daralmalarımızı, genişlemelerimizi, sabit örmemizi, sonra tekrar daralmamızı. Yani buradaki yapmış olduğumuz işlemimizin birebir karşısına tam tersine işlemimizi yaparak diğer ucumuzu da aynı şekilde örerek bandanamızı tamamlayacağız. Evet, şimdi bu ara boşluğu örmeye devam edelim 17 ilmek üzerine. Haroşalarımızı örerek uzattım. Bakınız, haroşamı dümdüz ördüm ve yeteri kadar oldu. Şimdi daralma işlemine geçebilirim. Ama öncesinde ölçümüze bakalım. Şöyle tutalım. Bakınız, bir uçtan ördüğümüz haroşa yerine kadar 50 santim. Şu kısımdan itibaren tam ortadaki bölümden ölçüyorum. 42 santim. Sizler öreceğiniz kişinin baş ölçüsüne göre buradaki örgü bölümünü artırabilirsiniz. Yani haroşamızı daha fazla da örebilirsiniz. Ya da yaşı küçükler için öreceksek baş ölçüsüne göre daha azaltabiliriz. Kaç diş ördüğümüze bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 ve 59 diş haroşa örmüşüm. Sizler ölçünüzü, tabi diş sayısı değil, önemli olan santimimizin gösterdiği sayıdır önemli olan, baş ölçüsünü kapatacak şekilde örmemiz gerekmekte. Evet, şimdi şuradaki genişleme işlemini yapmıştık. Şimdi şuradan tam tersi işlemimizi yapıyoruz. Daralma işlemlerine başlıyoruz. Daralarak buradaki 9 ilmeğimize kadar geliyoruz. Şimdi yeteri kadar arayı ördükten sonra yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi aynı anda örerek daraltıyorum. Sona doğru örüyorum. 9 ilmek kalana kadar bir sırada daralıyoruz. Diğer sırayı aynı örüyoruz. 2 ilmeğim kaldı. İkisini aynı anda örüyorum. Bir de bu taraftan daraldım. Son ilmeğimi ters örüyorum. Çeviriyorum. Arkada herhangi bir işlem yapmıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa düşecek şekilde örüyorum. Şimdi ilmeğimizi azaltıyoruz. Diğer yönde çoğaltarak gelmiştik. Bütün ilmeklerimi ördüm. Son ilmeğimi yine ters örüyorum. Şimdi ikinci kesme işlemimizi yapacağız. İlmeğimi ilkini örmeden aldım. İki ilmeğimi aynı anda örerek kesiyorum. Arayı örüyorum. Üç ilmek kalana kadar ördüm. İkisini kesiyorum. Bir ilmeği düşürüyorum. Son ilmeği ters örüyorum. Kesme işlemi yapıldıktan sonra arka sıramızda hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Boşaldım. Birer birer örüyorum. Sona kadar. 9 ilmek kalana kadar işlemimizi tekrarlıyoruz. Sonra
son ilmek ters. Üçüncü kez kesme işlemini çalışalım. Birinci ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İki ilmeğimi kesiyorum. Arayı örüyorum. Üç ilmek kaldı. İkisini kesiyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir sıra daha aynı işlemi yapacağız. Kesme işleminden sonra arka sıramızı hiç işlem yapmadan örelim. Ve ters. Çeviriyorum. Son kesme işlemimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkisini kesiyorum. Üç ilmeğim kaldı. Son ilmeğim ters. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane ilmeğimiz kaldı. Şuradaki görmüş olduğumuz, bakınız, bölümümüzü örmüş olduk. Şimdi 9 ilmeği buraya kadar ördük. Buradan daralarak geldik. Burada genişlemiştik. Buradan daraldık. Çünkü dışa doğru artık örüyoruz. Uç kısma doğru geleceğiz. Şimdi 9 ilmeğimizi örüyoruz. Arkasını çeviriyorum. Hepsini örüyorum. Bütün ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar artış yapmaya başlıyoruz. Şuradaki bölümümüze geçtik. Örmeden alıyorum. İpimi şu şekilde alıyorum. Alttan üste doğru. Birer birer örüyorum. İlk ilmeğim artmış oldu. Bir başta bir sonda artış işlemimiz 17 ilmek olana kadar devam edecek. Sondan bir önceki ilmeğimi de yine alttan üste alıyorum ve en son ilmeğimi ters örüyorum. Çeviriyorum. Birinci ilmeğimiz boş. Diğer ilmeğimi örüyorum. Artmış olduğum ilmeğimi. Tekrar son ilmeğimiz ters. Çeviriyoruz. Bu sıramızda yeniden artışımızı yapıyoruz. İlk ilmeğimiz boş. Alttan doluyorum. 17 ilmek olana kadar bir sırada artıralım. Bir sırada düz örelim. Alttan ve ters. Arkayı bütün ilmekleri birebir. İlk boş. Son ters. Sayalım kaç ilmeğimiz oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi bu sıramızda yeniden artışımızı yapalım. Bu sıramızda da 15 olacak. Olana kadar örelim. Her iki taraftan da artırdık. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek sayısına ulaştık. Tıpkı uç kısımda örmüş olduğumuz gibi buradaki sayımızın birebir aynısını burada da tekrar ediyoruz. Bakınız burada 9 örmüştük. Şurası 9'du. Şöyle görelim. 11, 13, 15, 17.
1 sıra 17, 2 sıra 17, 3 ve toplamda 4 sıra 17'yi ördük. Burada da aynı şekilde ilk arttığımızla birlikte toplamda 17 ilmeğimizi 4 diş örelim. Yani diğer tarafta kaç ördüyseniz burada da aynı sayıyla örmemiz lazım. 4 diş 17 ilmeğimizi örelim. 4 dişimiz tamamlandıktan sonra tekrar azalmaya başlayacağız ve uç kısmı, kalp kısmı gibi görülen bölümümüzü de tamamlayacağız. Şimdi artma eksilme yapmaksızın toplamda 4 diş haroşamı örüyorum. Uç kısmında genişleyerek yaptığımız bölümü bu kısımda daralarak çalıştık. Bakınız, buranın tam tersi hareketimizi yaptık ama sonucumuz yine birebir aynı olacak. Şimdi 4 diş haroşamı tamamlayıp sonrasında yeniden görüşelim. 4 diş trabzanımızı ördük 17 ilmek olarak. Şimdi daralmalara yeniden başlıyoruz. Bir tane ilmeğimi boş alıyorum. 2 ilmeğimi birden kesiyorum. Aradaki ilmeklerimi haroşa düşecek şekilde kesiyorum. Örüyorum, kesmiyorum. Sadece baştan ve sondan kesme işlemimizi yapıyoruz. Üç ilmeğimiz kalana kadar ördüm. İkisini kesiyorum. Son ilmeğimi ters. 15 ilmeğim oldu. Arkasından kestikten sonra aynı şekilde örüyoruz. Hem önden hem arkadan kesme ve artma işlemini yapmıyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Tekrar kesme işlemini yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. Kestim. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. 3 tane ilmeğimiz kalana kadar işlemimizi tekrar ettiriyoruz. İkisini kestim. Son ilmeğim ters. Çeviriyorum. Alıyorum. Arka sırada hepsini birer birer örüyorum. Ve bu şekilde 3 ilmek kalana kadar eksileyelim. Her iki yandan da birer birer eksilerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim kaldı. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi kesiyorum. Diğer 2 ilmeğimi de kesiyorum. Her ikisini de tersten keselim. Son ördüğümüz için şöyle ters olarak örelim. 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 3 ilmeğimizi keselim. Bir tane şu şekilde zincir gibi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Bandanamızı tamamladık. Şimdi bir tığ yardımıyla ipimi içeriye gizliyorum. Uç olan bölümümü. Şöyle görelim, bakınız. Diğer tarafta aynı şekilde tamamlandı. Şimdi bunu dikelim. Saç bandımızı artık dikebiliriz. Şu şekilde düzgünce bırakıyorum. Ortalıyorum. İpliğimi geçirmişim. Şöyle minik bir düğüm atıyorum. Düğümü attıktan sonra şu ortadaki 9 ilmeklerimizin olduğu yerden dikmeye başlıyorum. Şöyle ortadan alayım. Şöyle büzüyorum. İpimiz kalın olduğu için biraz
Önce büzelim. 9 ilmeğimizin olduğu yerden büzelim güzelce. Bakın büzdüm. Dilerseniz bir defa daha geçersek daha güzel olacak sanki. Bir tanesini bu şekilde büzme işlemini yaparak hallettim. Şöyle görelim. Şimdi diğer tarafında tam üzerine geliyorum. Yine 9 ilmeğimin olduğu yere bakın batıyorum. 9 ilmeğin olduğu yere ortalayarak batıyorum. Yine orada da büzme işlemi yapacağız. Sadece alttakinde işlem yapıyorum şu anda. Ortaya büzerek geliyorum. Güzelce sıkıştırıyorum. Birisini bunun üzerine, diğerini de bunun üzerine, yani çapraz düşürmem gerekmekte. Onun için güzelce ayarlamamı yapıyorum. Kalın olduğu için biraz zor dikilmekte. Umarım sizinkinde sıkıntı olmayacak. Evet, bakın şu şekilde ayarladık ve gayet güzel oldu. Şimdi birkaç dikiş daha atıyorum ve tamamlıyorum. Dikiş işlemimi yaptım. Şöyle fazla iplerimi kenardan geçirerek gizleyebilirim. Bir tığ yardımıyla ya da iğneye takıp da geçirebilirsiniz eğer uzunsa. Çok güzel oldu bakınız. Gayet hoş. Dilediğiniz renklerle bu güzelliği çalışabilirsiniz. Görmesi gördüğünüz gibi gayet kolay ve zevkli. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.